Şöyle arkadaşlar, siparişlerimiz hazır, paketledik. Kurabiyelerimiz, tuzlular, tatlılar, şöyle su böreğimiz. Beğendiyseniz kanalımıza kalan arkadaşlar, kanalımıza abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Allah hepinizden razı olsun. Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün... Yok, ben korkmuyorum anne. Yo yo, ben sadece hamur yoğurdumu çekeceğim şimdi. Sonra aşağı inerek beraber yaparken. Haşhaşlı çörek tarifi, şeyimiz var, tarifimiz diyorum. Siparişimiz var, iki tepsi. O yüzden malzemelerimi iki tepsilik katıyorum arkadaşlar. Burada 4 su bardağı sütümüz var. Sütümüzü ılıttık. Şöyle. 4 su bardağı da ılık suyumuz. 2 yemek kaşığı toz şekerimiz. Şöyle bir paket ur mayamız var. Mayamız evde az olduğu için, yani bir paket kalmış. Ben bir paket katıyorum. Siz 1,5 paket de katabilirsiniz arkadaşlar. Markete gitmeye gözüm almadı. Onun için bir paket kullanıyorum. Şöyle güzelce karıştıralım. Bu yazdığım ölçüler iki tepsilik. Eğer siz bir tepsi yaparsanız bunu yarıya düşürün. Şimdi şöyle bir çay bardağı da sıvı yağımız var. Onu da ilave ettim arkadaşlar. Burada 20 su bardağı unumuz, bayağı çok. Şöyle yavaş yavaş döküm. Birazını ayıracağım. Evet. Hiç bir uğraf değil. Cıvık olursa ya da sert olursa son zamanlık azar azar katıyor. Ben bir daha çay çektim ve büyük leğen alacağım. Böyle siparişler için. Bunlar, bu kadar büyük alacağım. Bunlar, şey, bunlar küçük geliyor bana. Yani böyle toplularda. Geçenki mantıları da zorlaştık. Birini anlattım. Vurum orada yoğurttu. Hamur makinesinde. O iyi oldu. Evet arkadaşlar, hamurumuzun güzelliğine bakın. Maşallah, maşallah. Annem diyor, hamur kendine getirse biter gayrı diyor. Kızıyor bana, yoruluyorum diye. Eve kalacağım, hamurumu atam. Vallahi pek güzel oldu, hemen mayalamaya bırakalım. Yine. Evet arkadaşlar, şimdi iç harcımızı hazırlıyor. Şöyle sert bir şekilde dövülmüş haşhaşımız vardı. İçine 3 su bardağı sıvı yağımızı kattım. Şöyle güzelce bir yağımızla açalım şeyini, oyunu. Burada 2 su bardağı arkadaşlar. Bu 400 milim. 2 su bardağı cevizimiz var. Cevizimizi de kattık. Yağız az geldi. Biraz daha dökeceğim. Normalde güzel durduğuna bakmayın. Hamura su şişirirken zor sürülür. Çörek. Gidiyor, çörek çörek boşu. Evet arkadaşlar. Anam, hamurumuza bir bakın. Bakın arkadaşlar. Kayıyor yoğurdu. Bir tepsi. Bir dakikada. Nasıl güzel kapat. Vur. Hemen vuruyordun ya. Yallah, bismillah. Ben kurban olduğum Allah, nişat etmem keşke. Ha, şu kopuyu bak, kalktı. Evet, kabarması. Su böreğimizin ikincisi pişiyor arkadaşlar. Allah atıyor. İşim bitti gayri. Şey, leğen de kalmadı işte. Onu yok ya da. Yapmayacağım ki. Yağlı ya bu. Yağını açacağım buna. Maşallah. Misafir geliyor. Avukat misafir gelmez mi? Aha, anneye biz de yapalım diyor. Çalma alacağım. Şey, kesme aparatı alacağım ama neyse. Şöyle elimle de yapar.
Şimdi hamurumuzun, diyorum, haşhaşımız bu yanımızda. Hemen elimizi şöyle değdirelim. Yapışmasın. Şunu bu bezi ver mi? Bu bezi. Şimdi daha da kibar alacak benim orada. Ben de valla ben de yanaşım diyorum. Korkar. Bari kahıyor böyle ya. Tatlı olur. Hani işte kese kese de falan oluyor böyle. Tepsimize yapışması şöyle. Maşallah. Haydi. Ben yıkayım seni. Yağ olunca kolay oluyor. Hamurumuz çok güzel olmuş maşallah. Özümüzü çok gördüm de. Çıtıra çıtıra yoğurdum. Çap şuk. Çıtıra çıtıra yoğur diyor mu? Bu diyorlar bana çıtıra çıtıra yoğur bla bla diye. Kaynadı böyle alır olur bizim o. O çok olunca yani. Bizlere yapıyorduk ha çok şöyle. Bunlar az. Madara yiyorsan düzeltmiş, yiyor yavru. He, esas ne yiyor? Ne uğrata, ne bir şey de. Hayır, hiç yapışma, bırak ver hamurunu. İnşittin, yoğurdun. Şu mu küçük oldu, şu mu? Şimdi hamurumuzun dördünü bir yapacak, iki seferde bitirecek çünkü çok bayağı. Kulaklarımızı. Üçünü geri aldık, işte dördünü. Dördünü burada kaldık. Ben de şöyle koyayım, dördü de burada. Şimdi bu bir tane olacak ya. Bak anneciğim. Zaten bak anneciğim. Haş haşımıza değil. Elime yapışsam ben kalbederim burada. Eline yapışma değil, çünkü yayın açacaksın. Çok karışına geçtim ama. He. Aslında bunu şimdi şu anda daha kolay açacak biliyor musun? Bunu yine tuttuk abi bezisini. Karışır, karışır. Biraz zor açılır. Çok rahat etme yiyormuş. Yok. Al bunu kenara. Öbürünü aç. Bir yakla gözüm su veriyorum da yakmayalım. Bak, o taraf güzel. Kabarmaya başladı. Ta yeni kabaracak o. Zaten doldurmuşsun iyi bacım. Alışatır sonra biraz. Orada şimdi hep taş yaş olacak, yağ olacak. Tabi bunlar büyütecek. Bu kendini salsın diye yapıyor ben. Alıştırma değil mi bu? Alıştırma bu. Diğer anda kavuşturma. Bir daha da üst üste koyacağım. Kızımızın şey işleri var. Marifetli doğrusun be bellem. Oğlan ne yemedin sen vaktinde? Oğlan sen de aç göğsün olmuşsun. Oğlan yedin, yemedin değil. Sen de yemedin kız. Aha vurmadım. Bana vurdun kız. İsmi bile vurduydum. Oğlan kendi bile. Yiyeceğimiz yiyeceğim. Yok bana vurdun anne. Buraya getirdiğinde. Hayır beni yaparken şöyle şöyle ringi doldurdum. Oğlan değil, bir tık eş buldum bana. Bacıma da hep oğlan vurdun ya. Anne ben olmasın ben şurada hiç haberim bile olmaz. Kızı versin gelin ne var? İşte bak öğretmişim konuşmuşum bize. İdin gidin kon. Bunu yaptığımı duyuyordun insan duyar mı? Ne oldu gün elde. İsmi bu yüzgen şeyi kaçın el ele mi getiriyor? El ele mi getirir mi? El ele. Bacım ya el ele vereceğiz. Bacım da hiç veriyor. Buna el ele şey elimde de o kadar vurayım o kadar biri gitti. Biri elimde kaldı. Kırıldı mı? Ama bu pek kutlusun. Oğlan şimdi bir acı bu. Ama kulaydı oğlan. Ama benim şey oğlan dedi ya. Ya arkadaşlar. Annemin dövmesi ben şunu diyorum. Kızsın tek kızsın. Şeydeki Hollanda'daki abim. Çocukluk değil mi? Sofranın başında. Biz yufkayı yok arkadaşlar. Yufkaya ağzını silmiş. Ama silip de atmamış. Yani onu silmiş. Kireyi yiyeceğimişmiş. Sokum yapıp da. Annem sen ona ağzını sildin yufkaya diye buna vurunca ne vurdun? Demiş iyiydi. Diğer türlü şeydi. Ha kul tablası. Kul tablası. Kul tablasına vurunca abim uç var ne? Kafa kafa. Kafa da? Anla vurdum. Ha Ramazan abimin burasına yaramadı be. Kafaya vurunca abimin kanları nasıl yemiş arkadaşlar? Sonra başta biz o zaman uçtuk ben hatırlamıyorum da. Abim de onu anlatır. Abi bana nasıl vurduydun kız diye. Hepimizin bir anısı var annem. Daha vurdum ya daha bir yamaç gelmedi. Esna saygı vardı, korku vardı. İnce
Seni bir daha korkarlar. Hala korkuyor vallahi, ödüm satıyor bir şey. Erdoğan'ın söğüm bu alan gider ama yerden gelir. Onda hiç korkusu büyük ki o. Başının korkuyor. Onda bunun kadar dediğimiz ama. Annem bir delik de valla arkadaşlar. Attır bir de avcı gibi hemen. Ne kadardı? Başka ya adı başa sıcağı. Birine babam ben Mekke'ye de vurdun ya şey şekeri. Esmi olsa diye şeker atınca baba maymuna kanatmış. Yüzümüydü. Ekatlı kız, yoruna yiyordu, ekmek yiyor. Canım baba. Şeydi ya, kahvesi yatta yattıydı, kahvesi yiyordu. Emniyetine atıyorum, çıktı da bura. Kanlar aktı, yiyince. Nerede? Git dedim, kokmuş derim, derime kokmuş dedim herife. Suç başlayacağım ya. Korktum. Suçlanamadım. Vurunca korktum o kesin. Korkma yok da. Utandım. Şey. Ya. Dirdim bu gelene gidin, alışverdi yarana dedi. Babam da dirdi yazık. Şimdi incecik açtı kaldı, sohbette bu zelde bebeğim bu arada bekliyorum. Annem konuşuyor diye, bebeğe de anlatıyor. Ellerim sevdi. Şimdi sen elin değil mi bu yağlı? İşte öyle kuzu, o günleri anlarım. Bir şey yok. Valla o diyor bunlar acayip tatlıydı. Valla ha kuru. Bir şey döksek de düverdi. Kış gelsek de düverdi. Şimdi gibi telefonu isteyenin evine sıkmazdım Allah. Ya telefonu alıverdim, kaldım dışarıda. Vallahi alıverdin sen. Bize telefonu verir mi? Almazdın ki. Almazdım da. Eve kız başlanıyordun millet. Korumuş. Çoluk çocuk gidiyor geliyor. Hadi. Ay çapıyın taşını. Ayağım böyle kadar bitmeye. Ayrıca deviydim. Kopardım arkamıza ne. Esten esasen korku, saygı hepsini bize karışıktı. Biz hala annemden diyorum hala korkuyor. Valla ödüm sütüyor. Şimdi yine bir şey diyeceğim diye dikkatli konuşuyor. Yok hiç çekilme. Dikkat yani. Kocadım. Niye? Geçen niye vurdun ya? Kocadım da geçen. Benzin az kalanla vurdun. Kocadım bir şeydi dayanmadım. Espri yaptın. İyi ettim ben de. Duvara bir espri yaptım annemin yanında. Yerimde hamur verdi annem. Kafama nasıl vurdum? Yüzümden ağır. Olsun onlar tatlı. Kalbiyle geçer. Valla. Ölünce onlara haber veriyorum. Zaten herhalde çok konuşurum. Bir yere geldik neydi bugün? Orada ama yatırmazsınız da dedim. Yok kız. Okumaydım. Okurum tabii. Öyle de değil, kötü de değil. Annem böyle yapar. Böyle annem, hal böyle koyuyor. Annem böyle yapar, dişi yapar. Ben koyu konuşu kollarım. Korkarım o cahillerini. Valla yol gösteriyor, yol değil. Tabii canım. Allah'ım doğru yolda sapıtmasın. Büyük olarak kurtulacaksınız annem. İt mi kurtuluyor, kurt mu kurtuluyor, hiç bilemem. Tabii Allah herkesin evlerden doğru yaşasın. Ya Allah'ım meşhur geçsin. Ortam biraz kötüye gidiyor da. İşte döndü yavru. Paşasını bol koyuyorum arkadaşlar. Gül abla niye bol koyuyoruz diyseniz bu sipariş güzel olsun. Evimize bu kadar kullanmıyor şimdi Allah'a. Evet, herhalde ama doğru. Ben böyle şili yaptığımda emeğimin karşılığını her bilmek istiyorum. Her elinden, her elinden. Haramdan bir şey gelmiyor adam. Bol bol içerisimizi bol bol kullanalım. Bir tane duvarın üstüne. Bakalım bizim köyler verecek mi? Bizim köyde haşhaş pek bilinmez. Biz burada gördük. Ama ben tadını çok sevdim. Zaten görür görmez hemen yapmaya başladım. Annem de sevdi. Ben bazen köyde yapıyorum. İyi yok işte. Bizim sayamızda. Şimdi bak 4 tane anne buraya 3 cuma yaptım. Şimdi 4. araya girip un katıp bundan şundan kalıp haşhaş yemedim. Onun üstüne koyacağım. Onu sonra ince ince keseceğim. Bu tepsimizi yapar yapmasa ben pişirmeye gönderirim ki akşama yetişsin hepsi. Daha da bir şey yok. Saat 6'ya kadar kalkar olarak çık. Taze yapın diye bekletiyorum aslında. Ben var ya ben bunu akşamında yapardım da. Her şeyimiz taze gitsin. Çünkü kargoda bugün bekleyeceği için bugün gönderiyor, yarın alıyorlar. Fındıkı değil. Ceviz mi? Fındıkla. Ceviz. Cevizle benim ama ben artık fındık fazla geçiyor diyorum. İşte tatlı var. Biz de sana çekmişsin. Bazen nasıl konuşuyorum takip şey yazıyor. Kulak da anlamadım. Orayı 3 kere açtım diyorlar. Allah'ım demeyecek yavaş konuşsam. Ben huy arkadaşlar huy. Valla. Hep öyle dedi. Hep biz hızlı konuşuyoruz biz. Az ya da bir türlü. Rahmetlik verilecek avuşu derdi. Sohbet tatlı geldi görüyor musun? Bir de uzun olacak yine geçen ekmek videosu gibi. Bak anneciğim nasıl görüyorsun? Maşallah maşallah.
Eline koluna sağlık kızım. Güle güle yardım parayı da. Söyle ona çocuğuma. Allah razı olsun. Ardın dadını bulmasın. Hep beraber yürü inşallah. Kısmet olursa öğleyim ben. Ne sen gelin olduğunu ben koyayım. Aman kız. Niye böyle yaptın diye bir sor. Benim ben zaten. Üst üste koyuyorum ya. Ha. Alttaki hamur artık şey gibi oluyor böyle. Yukarıyor. Yukarıyor. Onun için sarması biri daha kolay oluyor. Çeviriyor. Bunu tamamlar. Evet. Şimdi inceltebildiğin kadar altta da inceltiyorum. Tamamlar işte. Bari bari bari. Biri varıyor. He. Özür özür. Unumuzu çok soruyorlar. Unumuzu teksin onu buradan yine söyleyin. Bazen videolara cevap yazamıyorum arkadaşlar. Görmediklerinde yazıyor. Kulakla unun markasını söylemiyor diye. Vallahi her videomda söylüyorum. Yorumlarda yazabildiğinde hep yazıyorum. Kaç kere onun şeyini gösterdim. Kabını, dış kabını burada. Torbasını değil mi? Hı hı. Görsünler diye. Çekil. Muhtemelen değil. O mu? Evet. Şöyle içine bir hissin. Burada seni yedim. Ne kadar şişse şu ortada kalın oluyor. Kenarına çekeceğim. Anne şurada şey mi vardı böyle? Bir kesme ya. Aparatın. He. Ah şimdi ya. Şimdi şunu neyse önce inceleri keseyim de. Ama senin öyle geçme döşemem. Yanımda ya. Ana kal. Aha. Aman. Bunları almadan oturur muyum? Ben de bir öğrene bakıyorum. Yok yok yanımda. Biz unlu mamulüyle çalışırken de çalıştığımız yerde bu aparatım da vardı ama böyle kesmesini bilmiyorduk. Şu hamur kesme şeyleri var ya kenarları sıyırdım şu kırmızı. Onunla bir uğraşıyorduk bir de büyük yapıyorduk yani kesmek için. Bakın oysa nasıl kolay varmış. Ya. Bunu sonradan fark ettim ben evde. Her şey bu kolay var ya. Zor da var. Kolay da. Vallahi. Bana doğru geldi. Şuradan gelin bari evde. Buraya alıyorum kamera. Kameramı alıyor. Şimdi ortadan şöyle. Ortadan gel, kıyıdan gel. Hı. Maşallah. Tamam, bunu şuna koyalım da. Elimizde şey değdi ya. Şimdi arkadaşlar şöyle. 4 katımız şu an 8 kat olacak büktüğümüz için. Eskiden anne merzifonda bunun kalınlarını yapıyorlarmış. Kalın kalın, burma çörek. Burma diye geçiyor. Şimdi bunlar şey parmak çörek diyorlar. İnce ya. Hmm. Şimdi yukarı diyorsun aç aça. Aç aça yukaltma değil. İnce yapıyorlar. Şişini çok ince yapıyorlar. Dur şöyle keseyim de. Şu kenarlarım ince kalıyor. Üstüne. Şunlar şöyle bir kenara dursun. Önümüzü açtık. Şimdi ilk yaptığımız hamurumuzdan şöyle yüzü sürecek. Tabii. Şimdi ceviz içine yiyor önce cevizler haş haş. Pomiliyor değil mi? Hı hı. Bak, kaç kat oldu gördün mü? Şimdi kat. Parmak. Bak kabaracak anne. Tabii parmak çörek ya. Allah'ım su böreğimize bak. Maşallah maşallah. Haftaya gidelim inşallah. Haftaya mı? Akşama diyecek. Akşama da bir de gitmeyin. Bizim buradan gideceğim. Yirinden. 20 de akşam, yarın akşama varır. Ha, iyi. Yarın gündüz oraya varır. Aksana yakın. Bunu haber gel çıksa ne var? Uzun mu yapsak şöyle? Yok. Toplanıyor şöyle. Toplanır. Bak hadi.
Tamam. İyi oldu. Şöyle arkadaşlar. İki taraflı. Gözüküyor değil mi benim de? Şöyle. Görünüyor ki görünüyor. Böyle de şey görünüyor. Bunu yiyelim mi var? Çalıştığımızda da Fikri'ye şu kenarlarından çıkartırdı. Bir kızardım Fikri'ye çıkartmadı. Şu kenarından çıktığın zaman üstüne koyduğum bir daha şekilsiz oluyor. Öbürünün içine koyuyor ya hamurla ısrar etmiyor. Hepsini bu şekilde yapacak. Kapı zahir. Aha da arkadaşlar yapmışım. Pek güzel oldu. Şey kaldırıyoruz ha, kolay kaldır. Anne valla şöyle sürükleyemedim. Esas mı? Valla maşallah. Kum ekmesine kuş duyuyorum anne daha. Ooo duracak dur dur. Şimdi bir tane yumurtamızın sarısı. Burada iki tane var ama birazdan da öbürüne süreceğim için ikisini de kırdım buna. İdealdeydi. He. Ben de pek idealini kullanmam ama şimdi Gülü buradan izlerse bana Gülü hala beni yetiştiremez yumurtayı diye. Biliyorlar benim her şey pol sürdüğümü. Peki başka yerlerde. Kim? Gülü sonra çiğleşebilir mi? Şimdi daha atmadım ki videoyu. Atınca canım. Oyuncu iş görüyor evinde. Görüyorsunuz annemin bana böyle yardımları var. İsmi Gülü'nün ben de yapın mı diyor. Ben de yok anne dedim ama hamur yağlı. Ha ben de öğrendim cenaze, ötüdün yerine götürürüm. Öğrenme şeyi önemli değil. Bu eline yapıştır yağı. Bu pratik yapıyorum biliyor musun? Bunu biz şimdi unlu mamilerde yaparken herkes yapmazdı. İşte kaç adımın başına zor değil. Böyle bulmaya gelince kaçışırlardı. Biter, su biter. Onu da çeyreceğim. Biter. Şimdi arkadaşlar ortadan şöyle kendime doğru çekeyim. Bir tam ortasını bulun. Paketleme işinde de kolay olur bu kesmemiz. Su böreğimiz bir şey aldı da bu tepsi mayamızı aldı. Ben biraz hamuru fazla yoğurmuşum. İki tepsiden fazla olacak şöyle. Şimdi o dört yumamız geç küçük büyükleri yaptım ben küçükleri kaldı. Bu kadar sırada bu tepsimiz oldu. Hemen bunu fırınımıza gönderelim. Haydi. Dur kalkayım. Şöyle arkadaşlar. Haşhaşlımız bitti. Vallahi haşilere sığmadı. Nasıl kabardı bir bakın. Aha maşallah. Geçti. Maşallah. Hepsi. Ne de öğrendim bu işleri. Merzifonda, Ana vallahi. Babam bunları öğretti kısa yavrucuğum. Pek güzel oldu anneciğim. Elin oğlum dert görmesin. Yeğenlerin kanını doysun. Sağ ol. Allah razı olsun. Güle güle gülsün. Her bize de yaptık arkadaşlar. Mi? Bu hamurdan iki tepsi. Şöyle gösterin. Bize de. Şöyle yuvarlak tepsini de bize yaptık. Bunu da pişireceğim. Öbür ikinci tepsimiz pişiyor. Evet. Şimdi kargolama işlemimize başlayacak. Bunları soğuttuk. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olsanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın. Güle güle.